Gelir İdaresi Başkanlığı konut alım ve satımında vergilendirmenin nasıl yapıldığına ilişkin bir broşür hazırladı. Buna göre yanlış beyanda bulunanlar yüksek cezalarla karşı karşıya kalıyor. Gayrimenkulde değer artışı kazancının da vergisi var. Peki Hesap nasıl yapılıyor? Ne zaman satılırsa değer artış kazancı oluşur? Düşük beyanda ne kadar vergi cezası çıkar? Pişmanlıktan yararlanmak mümkün mü? Bu sorularla ilgili aslında 10 soru hazırladık. O merak edilen 10 soruya yanıt bulmaya çalışacağız. Değerli bir konu alıyoruz. Avukat Burak Evci bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Aslında geride bıraktığımız yıllar içerisinde ev alım satımı çok yoğundu. Kredilerin evet. düşmesiyle birlikte Geride bıraktığımız yıl itibariyle rakamlar bize gösteriyor ki bu azalmış durumda. Yani hani piyasanın geçen yıla evvelki yıllara baktığımıza göre bir düşüş içerisinde olduğunu biliyoruz. Ama buradan da ortaya çıkan devletin kasasına gitmesi gereken bazı rakamlar var ama onun gitmediğini görüyoruz. Ciddi bir vergi çalışmasının sürdüğünü de Hazine ve Maliye Bakanı paylaşıyor. Buna dair bazı soruları paylaşmak istiyoruz. Dilerseniz evet. arkadaşlarımıza 10 soruyu, izleyicilerimizin merak ettiği soruları derlediler. İlk soruyla başlayalım. Sözü hemen size bırakayım. Değer artışı kazancı nasıl oluşuyor? Buna dair kısa bir değerlendirmeyle başlayalım. Şimdi değer artışı kazancı konusunda arazi, bina gibi gayrimenkullerin satın alındıktan sonra 5 yıl içerisinde elden çıkartılması halinde değer artışı kazancı oluşmaktadır ve bunun vergilendirilmesi gerekmektedir. Yani şöyle ben 1 milyon liraya bir ev aldım. Evet. Bir yıl sonra 1,5 milyon liraya ya da 2 milyon liraya o evi sattım. Arada evet. 1 milyon lira kazandım. Onun bir vergilendirme dilimine girmesi ve benim bunu vermem evet. gerekiyor. Bu konuyla alakalı gelir vergisi beyanında bulunması gerekiyor. Bu konuya değer artışı kazancı denilmektedir. Peki. Miras yoluyla elde edilen kazanç, değer artışı kazancına girer mi? Bu da merak edilen bir başlık. Kişilerin ...bedelsiz olarak miras yoluyla elde etmiş oldukları kazançlar için değer artışı kazancı uygulanmamaktadır. Bu konuyla alakalı bir gelir vergisi beyanında bulunmalarına gerek bulunmamaktadır. Peki. Dairenin satışından elde edilen kazanç, değer artışı kazancı mıdır? Ee, az önceki soruyla bağlantılı ne dersiniz? Evet, yine bir daire alındığı takdirde 5 yıl içerisinde satılması halinde değer artışı kazancından... Söz ve bundan dolayı da beyannamede bulunması gelinmektedir. Mesela bir rakamla örneklendirecek olursak, az evet. önceki gibi 1 milyona alındığı birkaç yıl sonra, 5 yıldan önce 2 milyona satıldı. 1 milyonluk bir kazanç var. Ne kadarı gelir vergisi olarak dilimlendiriliyor ya da bunun bir dilimli ya da sıralaması var evet. mı ne dersiniz? Şimdi bunlarla alakalı olarak dairenin satışından elde edilen kazanç bakımından 5 yıl içerisinde satılması halinde, istisna tutarları var. Bu istisna tutarları 2023 yılı için 55 bin TL, 2024 yılı için ise 87 bin TL'dir. Eğer bu gayrimenkulü satışları halinde bu değerin üzerinde bir kazanç elde ettilerse bu durumda vergi ödemeleri gerekecek. Yüzde kaç dilimine göre? Gelir vergi? vergisi dilimine göre yüzde 15 ile yüzde 40 %15. arasında %15. değişmektedir. Yüzde 40 evet. arasında bir e, vergi olacak. Değer artışı kazancı için yıllık bir istisna tutarı var mıdır? Az önce de, e, söylediğiniz söylediniz evet. ama bir kez daha Tekrardan ifade edelim. Değer artışı kazancı için yıllık istisna tutarı 2023 yılı için 55 bin TL'dir. 2024 yılında bu tutar 87 bin TL olarak belirlenmiş. Yani bu artış içerisinde ise evet. vergiden muaf tutuluyor. Bu artışın üzerinde ise dilimine göre yüzde 15 ile yüzde 40 arasında bir vergilendirme, vergilendirme söz yapılması konusu gerekiyor. Burada yine dikkat edilmesi gereken bir konu, istisna tutarının altında bir gelir elde ettilerse gelir vergisi beyannamesi vermelerine gerek yok. Ama o tutarın üzerinde bir gelir elde ettilerse istisna tutarını düşerek gelir vergisi beyannamelerini verecekler. Sıradaki sorum da tam bununla ilgiliydi ama ben evet. yine de yöneltmiş olayım. Gayrimenkulün elden çıkarılması durumunda beyanname hangi durumlarda verilir? Özetlediniz aslında. Evet. O istisna tutarının altındaysa bir beyanname doldurulmasına gerek yok. Üzerindeyse bir beyanname doldurulmasına evet. gerek var. Yani her durumda bir gayrimenkul satıldıktan sonra beyanname düzenlemenin gerekliliği ortadan kalkıyor bu durumda. Şimdi şöyle, biraz önce de söylediğimiz gibi İstisna tutarının altındaysa herhangi bir beyanname vermelerine gerek yok. Peki. Fakat bu bedel istisna tutarının üzerinde ise istisna tutarı düşülerek beyanname verilmesi gerekiyor. Örneğin 2024 yılı için 87 bin lira dediniz galiba. Evet, 87 1 milyon, milyon bin alındı. E 250 bin lira bir 250'ye satıldı. O 87 bin lira 250 bin lira içerisinden düşürülecek. Kalan tutar da 15'te 40 arasında hangi vergi dilimine denk geliyorsa onun üzerinden evet. bir beyanname doldurulacak. Doğru anlıyorsunuz. Bu işlem yapılırken de yine endeksleme kişilerin bu gayrimenkulü satarken yapmış oldukları masraflar giderler, harçlar düşülerek o şekilde verilecek beyanname. Değer artışı onu konuştuk değer artışı evet. kazançlarında. Bir safi kazanç az önceki beyannameden çıkarılan kazanca mı biz safi kazanç diyoruz? Şimdi safi kazanç kavramı şudur. Bir gayrimenkul edinildiği zaman bu gayrimenkul satıldığı tarihte yapılan masraflar, maliyeti, harçlar ve giderler düşüldüğü zaman bulunan kazanca safi kazanç diyoruz. Peki. değer artışı kazancında endekslemeyi az önce konuşmuştuk. Evet. Nasıl yapılıyor? Yani o kazanç, safi kazanç üzerinden bir endeksleme hangi bölümde yüzde %40'a giriliyor, hangi bölümde %15'e giriliyor? bu anlatılabilir ölçekte mi yoksa bunu evet. özel bir hesaplaması mı var? Değinelim. Buyurun, buyurun. Şimdi değer artışı kazancında endeksleme yapılırken edinilmiş olan gayrimenkulün enflasyon oranında artışı hesaplanmaktadır. Gayrimenkulün satıldığı ön, aydan önceki ay esas alınarak TÜİK'in belirlemiş olduğu üfe oranlarına göre enflasyon hesaplaması yapılmakta ve bu şekilde de endeksleme yapılarak gayrimenkulden elde edilecek kar kazanç bulunmaktadır. Yani bir enflasyon e, durumu var, ona bakılıyor. O evet. enflasyon oranında artışı da ...göz önünde bulunduruluyor gayrimenkulün... Evet. ...ve onun üzerinden bir endeksleme yapılıyor. Tapu harçları ile ilgili de bir önemli başlık var... ...yeni dönemde. Tapu harcı hangi bedel üzerinden... ...ve hangi oranda ödenir? Bu da çok tartışma konusu. Çünkü gösterilenle... ...gerçek fiyat arasında evet. da bir fark oluşuyor. Ev alıp satanlar bunu biliyorlar. Ama bunun önüne geçmek... ...bununla mümkün olacak mı bu tapu harcı ile ilgili düzenlemede? Şimdi... ...tapu harcı konusu çok önemli bir konu. Bunda çünkü... ...alıcı ve satıcı binde 20 oranında harç ödemesi gerekmekte. Of. Binde 20 oranında harç ödenmesinin önüne geçmek ve daha az harç ödemek için daha düşük kişiler gösteriyor. tapuda bedelleri düşük göstermektedirler. Tapuda bedel düşük gösterildiği takdirde kişiler daha sonra özellikle hisseli tapularda ön alım davalarında sıkıntı yaşamaktadır. Diğer hissedarlar daha düşük bedelden, tapu bedelinden gayrimenkullerini kendilerinden satın alma hakları vardır bu hususta dikkat etmelidirler ve tapu harcı kesinlikle aldıkları bedelden gösterilmelidir. Yine tapu devrini yapan satıcı kişinin alacaklıları varsa ve bu kişi borçluysa ve bedel düşük gösterilmişse tasarrufun iptali davalarında da yine sıkıntı yaşayabilirler. Bu nedenle tapu harcı hangi bedel üzerinden alınmışsa ...o bedel üzerinden gösterilmesi çok elzemdir. Peki, e, alım-satım bedeli gerçek tutardan bildirilmezse ne olur? Bu çok sık karşılaşılan evet. bir durum ama siz de bahsettiniz... ...hem alıcının hem de satıcının inisiyatifiyle yapıldığı için... ...çok ulaşmak ya da tespit etmek kolay olmuyor. Bununla ilgili yeni dönemde nasıl bir adım atılabilir? Şimdi alım-satım bedeli gerçek tutardan bildirilmezse... ...aradaki fark kadar cezalı tarhiyat uygulanmakta... Nasıl tespit edilecek? ...ve kişiler... Şu anda banka sistemleri üzerinden yapılacak ve e, Tapu Türkiye uygulamalarıyla yeni yapılacak olan uygulamalarla online sistemden bunlar tespit edilebilmektedir. Şöyle oluyor mesela izleyicilerimizle çok sık karşılaşıyorlar. Özellikle sıfır evlerle ilgili bir kampanya başlatılmıştı. Evet. E, o kampanya sürecinde eminim almak isteyenler de müteahhitleri aradı. E, tamamını banka kredisi kullanmak istiyorlar ama karşılaştıkları e, şöyle bir ifade var. Tamamını kredi kullanamazsınız. Evet. Şu oranda kullanabilirsiniz. Çünkü biz evi bu şekilde bu fiyat üzerinden gösterdik. Böyle bir durumla karşılaşıldığında bir şikayet mekanizması işleyebilir mi? Evet. E, yeni dönemde bununla da ilgili bir çalışma yapılacak mı? E, sanırım e, siz de bu konuda e, bilgi sahibisinizdir. Herkesin evet. bildiği bir şey aslında, malumu gibi Bu konuyla karşılaşan kişiler vergi dairelerine şikayette bulunabilirler. Ayrıca e, şimdi yeni gerçekleşecek olan sistemlerle birlikte kişiler gayrimenkul alırken dolandırılmalarının önüne geçmek için e, tapuda yeni bir sistem uygulanacak ve 70'er TL bedel verdikleri taksirde kişiler korunmuş olacaklardır. E, tapu müdürlüklerine anlaşmalı oldukları takas bank ve devlet bankalarına bedel yatırılacak. Takbis sisteminden bankalarla uyumlu bir çalışmayla birlikte kişiler işlemi gerçekleştirdikten sonra gayrimenkulleri alabilecek, satıcı da parasını alabilecektir. Bu aslında bu sistem yapıldığı bu sorular içerisinde zaman, yoktu soracaktım evet. ben bunu ama siz girdiniz lütfen devam evet. Edin. Bu yapıldığı takdirde alım satım bedelleri de reel bedel üzerinden karşılanmış olacaktır ve harçlandırılmış olacaktır. Peki. Bu gerçekleştirilmezse alım satım bedeli gerçek tutardan bildirilmezse biraz önce de ifade ettiğimiz gibi cezalı tarhiyat uygulanmakta ve kişiler cezalı olarak vergi ziya ...cezalarıyla birlikte daha fazla harç ödemektedirler. Bu oranda %25'tir. Peki, e, tapu harcında pişmanlık talepli bildirim. E, ne demek? E, bununla ilgili de bir bildirimde bulunulabilir mi? Bunun e, karşılığında siz cezadan bahsettiniz. Bir cezada indirim ya da yok sayma yaşanabilir mi? Şimdi pişmanlık e, genel bir kavram olmakla birlikte tapu harçlarında da eğer eksik bildirildiyse... Daha Az sonra önce anlattığımız da, başlıklarda evet, bir bildirimde eksiklik yapıldı ama sonrasında bir pişmanlık yaşandı ve gidildi. Ya ben burada evimin fiyatı 1 milyondu ama 600 bini gösterdim. Evet. bir pişmanlık da bulundu. Evet, ne oluyor? Aradaki 400 bin TL ile alakalı yine binde 20 oranında alıcı ve satıcı ödeme yapması gerekiyor. 8 bin ödeyecekken bu sefer 10 bin ödeyecekler. %20'de de 25'te vergi ziya cezası ile birlikte ...pişmanlık hükümlerine göre talepte bulunabilirler. Hı. Bu durumda da uzlaşma, indirim söz konusu olabilecektir. Peki, tüm bu soruları yanıtladık ama az evvel siz bir noktaya değinmiştiniz. Biz de zaman zaman haberlerde ekranlara getiriyorum. Tapuda dolandırıcılık. Dolandırıcılar sadece evle ilgili değil araç devir tesliminde de noterde bu dolandırıcılıkları ya da tapuda bunları yapabiliyorlar. Bunun önüne geçmek için değindiniz az önce ama başka başlıklar var mı? Yani güvenli bir şekilde bu dolandırıcılığın önüne geçmek için hangi adımlar atılıyor? Dilerseniz bununla noktalayalım. Şimdi bununla alakalı yeni sistemde tamamıyla kamu yararı gözetilerek, kamu faydası gözetilerek yeni bir sistem getiriliyor. Kişi başı alıcı ve satıcı 70'er TL ödeyerek çok bir rakam. Evet, kendilerini garanti altına almış oluyorlar. Yani dönem dönem sahte para verilmesi söz konusu olabiliyor. Doğru. Ödemenin yapılmaması söz konusu olabiliyor. Ya da ödeme yapılıyor evet. ama tapunun geçmesi e, evet. gerçekleşmiyor. Ödeme yapıldığı takdirde sizin de ifade ettiğiniz gibi satıcı taraf tapuya gitmeyebiliyor. Bu gibi sorunlar çok sık yaşandığı için artık bu düzenlemeyle birlikte dolandırıcılığın önüne geçilecek ve kişiler mağdur olmayacaklar. Son cümlenizi alalım. Sizi uğurlayalım. Teşekkür ederiz. yayınımıza katıldığınız için. Buyurun. E, bu tabu sisteminin değişmesiyle birlikte kişilerin mağdur olmaması için takviz sistemiyle entegre olan, bankalarla entegre olan bu sistemi kullanmalarını biz kesinlikle tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda tapula harç ödemesi yapılırken reel bedellerin bildirilmesi biraz önce de ifade ettiğimiz gibi çok elzemdir ileride hak kaybına uğramamaları için bedellerin gerçek bedel üzerinden bildirilmesi gerekmektedir. Peki Avukat Burak Evci bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Yerimize katıldınız. Biliyorum. Sizi uğurlayacağım ama bir haberim var hemen onu anonslayayım sonrasında sizi uğurlayayım. Ee,